Seyhan Mutfak Aşkı'ndan hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Sakallı poğaça veya diğer adıyla saçaklı poğaça tarifimi sizlere paylaşmak istedim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. İçi, dışı, görüntüsü her şeyiyle yumuşacık bir poğaça oluyor. Minik böyle lokmalık poğaçalarımız. Hemen malzemeler listemiz şöyle. 2 adet yumurtamız var. 200 milimlik su bardakları ile süt. Ilık su, tabii ki süt ve su ılık. Un bir su bardağı koydum ama tabii ki daha ilave edeceğiz. Bir çay bardağı. Ayçiçek yağı bir dolu yemek kaşığı şeker. Sizler 2 yemek kaşığı şeker koyabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da tuzumuz var. Süt ve suyu dediğim gibi cezvede ben ılık hale getiriyorum. Ve bir pakette mayamız var. Ilık hale gelen süt, suyu hamur yapma leğenimin içerisine, kabımın içerisine koyuyorum. Bir pakette mayayı, şekeri de koyalım, aktifleşsin. Ve kapatıyorum. Şöyle 10 dakika kadar bir ön mayalanma işlemi yaptıktan sonra ayçiçek yağını, yumurtaların bir tanesinin sarısını ben ayırıyorum üzerine sürmek için. Sizler 2 tane yumurta sarısı kullanabilirsiniz. Ben bir tane yumurta sarısı kullandım. O yüzden üzerleri böyle çok sarı ve parlak olmadı. Ve bir su bardağı unu koydum. Tuzu da koydum. İkinci su bardağı, üçüncü su bardağı, dördüncü su bardağı ve beşinci su bardağı unu koydum. Şöyle bir karıştırma işlemi yapıyorum. Hamurun ne kadar cıvık veya ne kadar katı olduğunu kontrol etmek için. Katı bir hamur yapmayalım kesinlikle. Hamurumuz gördüğünüz gibi bir hayli cıvık. Daha un ilavesi edeceğim. Ve altıncıyı da koydum. Yine yoğurma işlemine devam ediyorum. Şöyle hamuru biraz toparladıktan sonra tekrar 7. su bardağı unu da gördüğünüz gibi koyuyorum. Hamurumuz tabii ki çok aşırı cıvık olmasın. Şöyle yaklaşık 10 dakika kadar da yoğurdum. Güzel bir yoğurma işlemi yapalım. Hamur bulunduğu kaptan dibinden ayrılıyorsa, rahat ayrılıyorsa artık güzel yoğrulmuş demektir. Yarım saat, 1 saat artık odanızın sıcaklığına göre mayalanma işlemi yaptıktan sonra hamur açma tahtasının üzerine un serpiştirdim. Ve hamurumuzu da gördüğünüz gibi gayet aslında hani ne kadar bir hayli un 7 bardak un koymamıza rağmen hamurumuz cıvık. Hamuru kesiyorum. Elinize yapışacak olursa undan da yardım alabilirsiniz. Üzerine serpiştirebilirsiniz. Elime de bir hayli yapışıyordu aslında. Yağlı bir hamur olmasına rağmen biraz un serpiştiriyorum. Biraz daha küçük bezeleri ayırmak için kestiğim hamurları da yine tekrardan bir defa daha kesiyorum. Sizler, ben cevizden bir tık büyük hamur elde ettim ve bu yüzden normalde hani bir hayli böyle ceviz büyüklüğünde küçük küçük lokmalık poğaçalar olması gerekiyor. Ben çok fazla hamur olduğunu görünce uğraşmak istemedim. Açıkçası cevizden bir tık büyük olacak şekilde hamurlarımı bakın bu şekilde bezeleme işlemi yapıyorum. Güzelce yuvarlayalım. Tüm hamurlarımızı güzelce yuvarlama, bezeleme işlemi yapalım. Ve tepsi mayası da yapalım. Biraz bekletelim. Şöyle 15-20 dakika kadar zamanınız varsa hatta yarım saat kadar. Ve tepsi mayasında yaptıktan sonra yumurta sarısı zaten az gelecektir. Bir yemek kaşığı olabilir. Ben biraz fazla koydum. 2 yemek kaşığı civarı ayçiçek yağını da koydum. Üzerlerine sürüyorum ve ısınmış olan fırına gönderiyorum. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah
Videomu beğenir, kalıcı takipçim olursunuz. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Ve fırından çıkmış halini sizlere gösteriyorum. Çok beyazımsı bir görüntüsü var. Aslında gayet de güzel, nar gibi de kızarmıştı. Diğer küçük bir tepsiye daha yaptım ben. Maydanoz böyle ince ince kıyılmış, tabii ki temizlenmiş, yıkanmış maydanoz ve kaşar rendesi var. Sizler tahmini olarak küçük bir kaşar kullanabilirsiniz, rendeleyebilirsiniz. Ve krem peynirimiz var. Sizler labne peyniri de kullanabilirsiniz. Sizlere tahmini, ben 500 gramlık bir krem peynir almıştım gördüğünüz gibi. 300 gram labne peyniri veya krem peynir kullanabilirsiniz. Bu şekilde iç kısmına sürdükten sonra kesiyoruz tabii ki. Ve kestiğimiz şu kısma da sürüyoruz. Daha önceden bakın ben biraz yapmıştım. Maydanozlu ince ince kıymış olduğum maydanozlara batırıyorum bu şekilde. Şöyle de sizlere yakından gösteriyorum ve hızlandırmadan yapmıştım. Bunları da hızlandırarak sizlere tekrar tekrar birkaç defa gösteriyorum. Kesiyorum. İçine krem peynir sürüyorum. Yine kestiğim kısımlara da krem peynir sürüyorum. Sonrasında ince kıymış olduğum maydanozlara veya işte maydanozu yapmak istemiyorsanız rendelemiş olduğum kaşarlara batırıyorum kenarlarını. Bu şekilde kenarlarına sürelim. Gayet lezzetli oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hiç yapmayanlar. Çok lezzetli oluyor. Hem de çocuklarınız eminim ki çok seveceklerdir. Okula giden çocuklarınız da beslenmelerine koyacaktır. Yani sizler koyacaksınız. Onlar da afiyetlice yiyeceklerdir. Ve bunları da rendelemiş olduğum kaşar peynirlerine batırıyorum. Görseli açısından mükemmel. Bakın, lezzeti açısından mükemmel. Şöyle de dokusunu gösteriyorum. Bakın, o kadar yumuşak ki zaten dokusundan anlayabiliyorsunuzdur. Çok yumuşacık, pamuk gibi. İçi krem peynirli, dışı maydanozlu, kaşar peynirli, harika. İç dokusunda görüyorsunuz, kesinlikle hamur değil. Şöyle daha yakından göstereyim sizlere. Çok lezzetli minik poğaçalar hazırladım. Saçaklı poğaça, sakallı poğaça diğer adıyla. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bana destek için videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Çok daha fazla kişiye sizlerin sayesinde inşallah ulaşsın. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Sormak istediklerinizi, aklınıza takılan geçmiş videolarımla veya bu videomla ilgili sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Emeğime saygı için lütfen sizlerden ricam, kanallarımızın öne çıkabilmesi için like atalım, abone olalım.